Günün gelişen olaylarıyla karşınızdayız sevgili izleyenler. Ana haber bültenimiz başlıyor. Fethiye'de 16.sı düzenlenecek Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin hazırlıkları başladı. Organizasyona en büyük desteği veren FETAV Yönetim Kurulu, Kaymakam Ekrem Çalık Başkanlığı'nda toplanarak maliyet ve diğer ayrıntıları görüştü. 20-24 Ekim tarihleri arasında Ölüdeniz'de 16.sı yapılacak Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne 50 ülkeden 400'e aşkın paraşüt tutkunu beklenirken, festivale en önemli desteği veren Fethiye Turizm Tanıtım Eğitim ve Çevre Vakfı Yönetim Kurulu, organizasyonla ilgili olarak Kaymakam Ekrem Çalık Başkanlığı'nda toplantı yaptı. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mete Atay da katılırken, toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Kaymakam Ekrem Çalık, festivale bu yıl davet edilen Sola Türk grubunun yoğun programı nedeniyle katılamayacağını belirtti. Tabii geçen yıl Türk Yıldızları katılmıştı muhteşem bir gösteriyle. Gerçekten çok da güzel bir çalışma oldu. Bu sene Sola Türk davet edildi ancak Hava Kuvvetleri'nin yoğun faaliyetlerinden dolayı katılmayacağı bildirildi. Türk Hava Kurumu'nun katkı sunması söz konusu. Diğer Hava Oyunları Festivali ayrıntılarını bu toplantıda tam anlamıyla netleştiremedik. Muğla'daki bir lisenin binasının yapılan 3 yıllık sözleşmesinin dolmasının ardından geri alınması, belirlenen yeni binaya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün taşınması sonrası öğrencilerin sanayi sitesine 50 metre mesafedeki çıraklık eğitimi verilen Mesleki Eğitim Merkezi'nin binasını paylaşmak zorunda kalması tepki çekti. Yılanlı Orman İşletme Şefliğine ait binada eğitim veren Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, binasını Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan 3 yıllık sözleşmenin sona ermesi üzerine boşalttı. Okulun bir yıldır boş olan ve bu süre içinde tadilat gören eskiden Güzel Sanatlar Lisesi'nin kullandığı binaya taşınacağı belirtildi. Ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü mevcut binasının yetersiz kalması gerekçesiyle Güzel Sanatlar Lisesi'nin binasına taşındı. 8 derslik 26 öğretmen ve 235 öğrencinin yer aldığı Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de çıraklık eğitiminin verildiği kent merkezine 2 kilometre mesafedeki sanayi sitesine 50 metre mesafede yer alan Mesleki Eğitim Merkezi'ne taşındı. Öğrencilerin çoğunluğunun kız olduğunu söyleyen veliler, yeni binanın merkezden uzak olduğunu ve sanayi sitesinde yer aldığını belirterek tepkilerini gösterdiler. Okulun orada olmadığını, yerine orman binasının olduğunu gördüm. Şu anda görmüş olduğunuz yerde taşındıklarını araştırarak bulduk. Buraya geldik. Yetkili kişilerden sebeplerini öğrenmeye çalıştım. Bilgi vermek istemediler. Tabii ki onlar da 657 devlet memuru olduğu için üst kurulumlardan korkuyorlar. Bizim için yaklaşık 3-4 ay önce bize verilen bilgiye göre biz şu anda Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yanında olan İl Milli Eğitim'in taşındığı bina bizim için yapılıyordu. Elektrik ve su aboneleri bizim adımıza, Sağlık Meslek Lisesi adına. Ama şu anda İl Milli Eğitim Müdürlüğü taşındı oraya ve biz bu şekilde buraya atılarak mağdur olduk. Yani işin açıkçası biz kandırıldık. Şu anda da mağdur durumdayız. 14-15 yaşındaki kız çocuklarının bu sanayi sitesine gelerek burada okumalarının doğru olmadığını düşünüyorum. Gelip gitme ulaşım sıkıntısı, yeme içme sıkıntıları, kantin sıkıntıları var. Siz de içerisinde dolaşıp gezerek buradaki sıkıntıları görebilirsiniz. Bu konuda mağdur olduğumuzu düşünüyoruz. Bu konuda gerekenin yapılmasını da istiyoruz. Gelir testi yaptırmadığı için en yüksek tutardan borçla karşılaşmamak için 30 Eylül Çarşamba gününe kadar müracaat yapılması istenince Fethiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı önünde uzun kuyruklar oluştu. Gelir testi yaptırmadığı için en yüksek tutardan borçla karşılaşmamak adına 30 Eylül Çarşamba gününe kadar müracaat yapılması istenince
Fethiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı önünde uzun kuyruklar oluştu. Hanedeki kişi başına düşen gelirin 424,5 liradan az olması halinde borcun silinmesi ve sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmesi için bu gelir testinin yapılması gerekiyor. Kaymakam Ekrem Çalık gelir testi konusunda 3 ay önce yine son gün kalabalıkların yaşandığını hatırlatarak, İki bilgisayar ve iki eleman takviyesiyle vakıftaki bütün arkadaşlarımız fedakarca çalışıyorlar. Son saate, son dakikaya kadar da hizmet verilecek dedi. Şimdi gelir testi konusu biliyorsunuz 3 ay önce miydi? Evet. Yine son gün kalabalıkları vardı. 3 ay uzatıldığına dair açıklama yapıldıktan sonra bir kişi gelmedi. Evet. Hatta geçen hafta bomboştu bizim vakıf. Evet. Geçen hafta idari izin konumunda bile bizim görevlilerimiz görev başındaydı. Pazartesi günü 2 kişi, salı günü 3 kişi geldi. Çarşamba günü hiç kimse gelmedi. Bizim vatandaşımızın nedense böyle son güne bırakma alışkanlığı var. Evet. Yani şu anda aşağıda bekleyen vatandaşın hiç kimseyi sorumlu tutma hakkı yok. Son güne bırakmaması lazımdı. Buna rağmen biz gelir testi yapan personeli, Sosyal Hizmet Kurumu'ndaki sosyal incelemeci bir görevli ve Nüfus Müdürlüğü'nden bir görevliyle takviye ettik. Bütün güçleriyle çalışıyorlar. Sisteme son dönem yoğunlaşma olduğu için de ağır çalışıyor. Fethiye'de hemen hemen her ailede bir araç bulunuyor. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği'nden edinilen bilgilere göre 2015 yılı Ağustos ayında Fethiye'de toplam araç sayısının %4.9 oranında artış gösterdiği öğrenildi. Fethiye'de 2014 yılı Ağustos ayında toplam araç sayısı 96.719 iken, 2015 yılı Ağustos ayında %4.9 oranında bir artış göstererek 101.464'e, otomobil sayısı ise 37.478 iken, %2.3 artışla 39.695'e ulaştı. Fethiye'deki araçların türlerine göre dağılımındaysa 2014 yılında 37.478 olan otomobil sayısı 2015 yılında 39.695 adet, 2014 yılında 33.851 olan motosiklet sayısı 2015 yılında 35.207'ye, 2.468 olan minibüs sayısı 2.533'e, 518 olan otobüs sayısı 584'e, 12.698 olan kamyonet sayısı 13.307'ye, 1.553 olan kamyon sayısı 1.623'e, 6.977 olan traktör sayısı 7.281'e, 210 olan çekici sayısı 220'ye, 63 olan özel amaçlı araç sayısı 71'e, 591 olan arazi taşıtı sayısı 600'e, ve 264 olan yarı römork araç sayısı 292'ye yükseldi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği'nden alınan bilgiye göre oransal olarak en fazla artış adet bakımından otomobil ve motosiklette gerçekleşti. Türkiye genelinde ise artış oranları toplam araç sayısında %5,4, otomobilde %7 olarak gerçekleşti. Artış oranlarına bakıldığında Fethiye'de toplam araç sayısının oransal artışının Türkiye değeriyle aynı, otomobil sayısının oransal artışının Türkiye değerinin altında olduğu belirtildi. Öte yandan TÜİK raporlarına göre taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 1449 adetle otomobilin yer aldığı, ardından 1164 adetle motosiklet ve 447 adetle kamyonet geldiği kaydedildi. Son günlerde Bodrum'da can pazarı yaşanmasının ardından yeni önlemler masaya yatırılıyor. Son 10 ay içerisinde Ege ve Akdeniz'de 58 bin mültecinin sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da yaşanan mülteci felaketinde 107 kişi hayatını kaybetmişti.
Gözler yeniden mülteci sorununa dönerken İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mükerrem Ünler, 58 bin göçmenin Ege ve Akdeniz kıyılarında kurtarıldığını söyledi. Düzensiz göçlerle ilgili biliyorsunuz ülkemizde ve dünyada, dünyanın artık sorunu olduğu bir sıkıntı var. Sadece şu ana kadar 10 ay içerisinde 58 bin göçmeni bizim sahil güvenlik komutanlığımız Ege ve Akdeniz'de kurtardı. Biz 2 milyon 200 bin yaklaşık insanı ülkemizde misafir ediyoruz ve bunların da sağlıklı, sağlıklı bir şekilde kalmasını istiyoruz. Sularda boğulmalarına falan istemiyoruz. Onun için de bunlarla ciddi şekilde mücadele ediyoruz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle 8 Şubat 2015'te resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yeni peynir tebliğinde uygulama 1 Ocak 2016'da başlıyor. Ancak peynir satıcıları ve vatandaşlar bu yasaya tepki gösteriyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yürürlüğe giren yeni peynir tebliğine göre üretiminden muhafazasına, taşınmasından piyasaya arzına kadar birçok yenilik getiren düzenleme peynire ambalajsız satış yasağı da getiriyor. Ocak 2016'da yürürlüğe girecek olan yasayla birlikte peynirde açıkta veya gıda ambalajına uygun olmayan poşet, kutu, plastik, strafor kutular kullanılamayacak. Yasaya en çok ilçede bulunan peynir satıcıları ve vatandaşlar tepki gösterdi. Tepkilerini dile getiren vatandaşlar, "Tatmadığımız peyniri satın almak istemiyoruz" derken, peynir satıcıları ise vatandaşların fabrika üretimi peynirleri tüketmediğini söyledi. Ya ben de isterim ki onu güzelce vakum torbalarına koyalım, öyle satalım. Ama Türkiye'de maalesef bu daha geçerli değil. Neden? Bakın şimdi ben bir o kalıbı vakuma alayım, müşteri gelip illa tatmak ister. O vakumu açacağım, tekrar tattıracağım. Beğenmediği zaman bir vakum daha, bir vakum daha derken astarı yüzünden pahalı olacak. Ama şimdi ne yapıyoruz biz? Cam mekanın içerisine koyuyoruz, tozlanmadan açıkta satabiliyoruz. Daha biz o seviyeye gelmedik. Bakın bir küçük örnek vereyim ben size. Blor. Tenekede istiyor. Tenekede diyoruz ki ya tozlanıyor, mikrop kapıyor. Bakın fabrikada el değmeden geldi. Ne kadar mesela açıkta? 12 lira mı? Bu da 12 lira. Hiçbir fark yok. Yok diyor, ben açık istiyorum diyor. Bizim Türk milleti tadına bakmadan almaz malı. Önce tadına bakacak, test yapacak, öyle alacak. Şimdi sen bunun tadına bakmadan kapalı ürünü nasıl alacaksın? Sen alma. Bitti o zaman. Kapalı ürün vatandaş tadına bakmadan almaz bizim vatandaşlar biliyorsun. Bazı ürünlere gelip bakıyorlar. Açık ürün yok, kapalı ürünü bırakıp gidiyorlar. Bunu aldıktan sonra diyor ben diyor yemem dahi diyor. Köyde getirtirim, oradan buradan getirtirim açık ürün. O yüzden bizim vatandaş alışmış. Açık ürün olmadan satın almıyorlar. 80'den fazla kelebek türünün yer aldığı Türkiye'de ve dünyanın en gözde tatil merkezi olan Fethiye'deki Kelebekler Vadisi doğa tutkunlarını bekliyor. Kelebekler Vadisi'ni çevreleyen yaklaşık 350 metrelik sarp kayalıkların arasına gizlenmiş doğa harikası bu cennet köşe turistlere unutulmaz günler yaşatıyor. Kelebekler Vadisi'ndeki şelale doğa severlerin ve huzur isteyenlerin gözdesi haline gelirken şu günlerde kelebek yoğunluğu fotoğraf tutkunlarını da Kelebekler Vadisi'ne çekiyor. Kelebekler Vadisi'nin özellikle bu mevsimde çok daha çekici olduğu bildiriliyor. Kelebekler Vadisi'ni çevreleyen yaklaşık 350 metrelik sarp kayalıkların arasına gizlenmiş doğa harikası bu cennet köşe, muhteşem manzarası ve macera dolu parkurlarıyla adrenalini seven turistlere de unutulmaz günler yaşatıyor. Kaymakam Ekrem Çalık, Kelebekler Vadisi'ndeki parkurun güvenli hale getirilmesi amacıyla projeler yürüttüklerini belirterek, "Amacımız bölgeye gelen misafirlere güvenli şekilde ilçenin değerlerini tanıtabilmektir." dedi. İsmini bünyesinde barındırdığı 80'den fazla kelebek türünden alan Ölüdeniz'deki Kelebekler Vadisi, deniz, kum ve güneşin yanı sıra sunduğu doğa sporlarıyla da tatilcilerin ilgisini çekiyor. Kamp yapmak isteyenlerin de tercih ettiği vadi, doğanın içinde unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor. Çadırlarıyla gelen özellikle gençler ve doğa tutkunları yemyeşil vadide sakinliğin tadını çıkarıyor. Kimi gençler bir köşede gitar çalıp şarkı söylerken,
Kimileri sere serpe güneşlenip stres atıyor. Kimileri dalgıç elbiseleriyle dalış yaparken, kimileri de balık avlamaya çalışıyor. Muhteşem manzarada sarp kayalıkların arasında yürüyüşe çıkanlar vadinin adeta büyüsüne kapılıyor. Kaynağı Paralya Mahallesi'nde bulunan ve 50 metre yükseklikten vadiye dökülen şelale, vadinin ortasından geçen bir dereyle denize ulaşıyor. Şelalenin bulunduğu noktaya ulaşmak için yaklaşık 1 kilometre orman patikasından yürüyen turistler, farklı yüksekliklerdeki kayaları tırmanarak şelaleye ulaşabiliyor. Vadideki orman patikasıyla Paralya Mahallesi'ne gitmek isteyen ziyaretçiler de dik yamaçların eteğinden ilerleyerek Kelebekler Vadisi'nin muhteşem manzarasını izleme fırsatı buluyor. Bu yıl turizm sezonunun başlamasıyla ziyaretçi akınına uğrayan Kelebekler Vadisi'nde şelaleye tırmanılan kayalıklardaki halatların güvensizliği ve ekipmanları olmadan sarp kayalıklara tırmanırken düşen 7 kişinin yaralanmasının ardından Fethiye Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatılmıştı. Bu kapsamda bölgede inceleme yapan heyet, şelaleye halatla tırmanılan kaygan kayaların bulunduğu alanı geçişe kapatıp, ziyaretçileri tırmanış ekipmanı olmadan tırmanmamaları konusunda uyaran levhayla önlem alırken, şelaleye parmak arası terliklerle yürümek isteyenler de uyarılıp lastik ayakkabı giymeleri istendi. Tırmanışın güvenli hale getirilmesi amacıyla şelaleye ulaşımı sağlayan farklı bir noktadan kayalıklara Türkiye Dağcılık Federasyonu tırmanış antrenörü Salim Seren tarafından demir çubuklar monte edildi. Şelaleye tırmanmak isteyen turistler Salim Seren ve diğer görevliler rehberliğinde tırmanışlarını gerçekleştirebiliyor. Fethiye'de Ekim ayına girilirken Salı Pazarı'nda yine turist bereketi yaşandı. Ölüdeniz'in yanı sıra Dalyan ve Kaş'tan da Fethiye Salı Pazarı'na gelen turistler pazarı baştan sona gezip alacak oldukları ürünlerin fiyatlarını sorduktan sonra pazarlık yapıp sonra alışverişini tamamlıyor. Fethiye'ye tatil için gelen turistlerin vazgeçilmezi olan Salı Pazarı geçen yıllara oranla daha yoğun bir gün yaşadı. Havaların özellikle akşamları serinlemesi nedeniyle daha çok kışlık tişört ve şal satın alan turistler hediyelik eşyalarını da yine Salı Pazarı'ndan aldılar. Ölüdeniz'in yanı sıra Dalyan ve Kaş'tan Salı Pazarı'na gelen turistler pazarı baştan sona gezip alacak oldukları ürünlerin fiyatlarını sorduktan sonra pazarlık yapıp alışveriş gerçekleştiriyor. Salı Pazarı'nda satın alacakları şal ve tişörtleri hemen üzerlerinde deneyen turistler aynaya bakarak karar verip pazarlığa geçiyor. Salı Pazarı'ndaki pazarcı esnafı Ekim ayı gelmesine rağmen turist yoğunluğundan oldukça memnun. Yoğunluğu nasıl? Valla biz zamanına göre güzel. Az değil yani. Geçen yıllara göre satış nasıl? Ben memnunum. Daha çok neler satıyorsunuz? En çok neye talep? Vallahi hangi renklere? Biz bayan giyimi satıyorum ben. Evet. Şal, şu dönem şal satıyoruz yani Ekim döneminde. Hava serinlediği için. Yani, evet. Ya kaç paradan geçiyor onlar genelde? Valla ürüne göre değişiyor. 20 ila 45 arasında değişen ürünlerimiz var. Yoğunluğunu nasıl buluyorsun? Normal. Çok yoğun değil de normal yani. Geçen yıla göre? Geçen yıla göre sakin biraz daha. Sakin mi? Daha çok bu dönemde ne satıyorsunuz? En çok neye talep ediyor turistler? Tişört. Tişört satıyorum. Tişört koyuyorum. Turistler geçen yıla göre bu yıl çok az. Çok mu? Çok az. Yani geçen yıla nazaran yok denecek kadar var. Evet. Sevgili izleyenler, kısa bir aranın ardından spor haberimizle karşınızda olacağız. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 4 puanla 13. sırada bulunan Fethiyespor pazar günü deplasmanda karşılaşacağı 5 puanlı 10. sırada bulunan Kahramanmaraş Spor maçından puan ya da puanlar çıkarmak istiyor. Kendi evinde oynadığı Hacettepe Spor'la golsüz berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan Fethiye Spor'da kaybedilen puanların Kahramanmaraş deplasmanından çıkartılması hedeflendi. Teknik direktör Ahmet Yıldırım yönetiminde Ölüdeniz tesislerinde Kahramanmaraş Spor maçının hazırlıklarına başlayan Fethiye Spor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor.
Teknik direktör Ahmet Yıldırım, Hacettepe spor maçındaki hataları oyuncularıyla bir bir ele alıp bu hataların deplasmanda oynanacak maçta yapılmamasını istedi. Fethiyespor Başkanı Okan Uysal, kazanabilecekleri Hacettepe maçını bir puanla geçmekten dolayı üzgün olduğunu söyleyerek, "Şimdi deplasmanda oynayacağımız karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Bu uzun deplasmandan öncelikle 3 puan arzuluyoruz," dedi. Kanal F Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk. Hoşça kalın.